Read Network 1, 83. Metin. Nice, not easy. Güzel, kolay değil şeklinde söyleyebiliriz. Every year thousands of girls from all over the world, burası subject, dünyanın her yerinden binlerce kızların bini demeyeceğiz buna, binlerce x diyeceğiz. Binlerce kız her yıl ne yapar? Everything in their home country to become au pairs abroad. Au pairs abroad olmak için ana ülkelerinde her şeylerini bırakır. Bırakır verb. O yüzden en son çevirdim. Bu au pairs abroad da yurt dışında bir evde hizmetli olmak. Bir evde kalmak ve bunu hizmet karşılığında yapmak anlamına geliyor. Bu iki kelime. Bir mesela tanımadığınız, bilmediğiniz birinin evinde kalıyorsunuz. Onlar size o evde kalmanıza, barınmanıza yardımcı oluyor. Siz de o evin ufak tefek işlerini yapıyorsunuz. Hizmetçilik, dadılık, bakıcılık. Bu işleri yapıyorsunuz. Binlerce kız bunu yapmaya çalışıyormuş. A need to improve language skills. Dil yeteneklerini geliştirmek için bir ihtiyaç. Discover other cultures. Diğer kültürleri keşfetmek. Bunların hepsini şimdi to'ya bağlayacağız. Or simply ya da basitçe to find, bulmak. Some independence, bazı özgürlükler bulmak nedir? Ağır. Verb burada geldi. Şimdi ara kadar olan kısım subject. O zaman to'ya biz makmek diyeceğiz infinitive manasında. O zaman diyeceğiz ki geliştirmek, keşfetmek, bulmak nedir? The most common reasons. Bu da obje. And, the most dediği için and, yaygın, sebeplerdir. Arada dir diyeceğiz. But ancak must have çoğu dedi ne? Have little idea. Yani kızların çoğu küçük fikirlere sahiplerdir. Of what sıfatı geldi. Relative clause. Is waiting bekliyor for them. Onları. Ancak çoğu kız kendilerini them dediği için kıza gittiği için biz buna kendilerini diyebiliriz. Kendilerini bekleyen şeylerin çok az fikrine sahiplerdir. Yani gidecek ve orada başına gelecek olaylardan bir haberdir. Oraya varacak işte en fazla temizlik yaparım, dadılık yaparım, şunu yaparım diye düşünüyorlar. Böyle bir fikirleri var az ama orada onları bekleyen daha çok fikir var. Daha çok olay var demek istiyor. Şimdi bu giden bir kimsenin ağzından dinliyoruz. When I şunu da söylemek istiyorum. Bir arkadaşımıza şu 5, 10, 15 ne demek diye sormuş. Bu 5. satır arkadaşlar. Sayın yukarıdan 1, 2, 3, 4, 5. Sonra mesela 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. satır. Bu alıştırmalar diyor ki mesela 15. satırdaki şu kelimeyi bulun dediği zaman kolaylık olsun diye yazmışlar buradaki rakamları. Sayıları. Evet. When I landed, ben indiğimde in Nice şehrine indiğimde last February, geçtiğimiz Şubat ayında Nice'a indiğimde demek ki uçakla gitmiş. Oraya iniş yapmış. Arabayla gitseydi land demezdi. I was as green as adjective adverb as kalıbı çok önemli. The England, İngiltere kadar yeşildim. İngiltere, I left behind. Ben arkada bıraktım. Şimdi burayı nasıl çevireceksiniz? Burayı normalde çeviremezsiniz. Niye? Çünkü kendi başına bir cümle gelmiş. Burada bir cümle bitmiş. Ne oluyor? İki cümle üstte gelmiş. Burada bir tane that düşmüş. Buna da relative clause reduction deniyor. Yine akademik gramer konularından birisi. Bunun videosu da var kanalımızda. Demek ki England'den sonra bir which veya that düşmüş. O yüzden şöyle diyeceğiz. Arkada bıraktığım. Zaten buna
dığı diye çevrildiğini söylemiştim çok önce, çok sefer. Arkada bıraktığım İngiltere kadar yeşildim ben diyor. Burada hem İngiltere'nin yeşil olduğunu söylemiş, hem de burada aslında genç demiş. Buradaki green genç. Yani taze. Genç, daha hani acemiyim, çaylağım, gencim. Daha bu işe yeni girdim demek istiyor. Ne yapacakmış orada? I was to work, çalışacaktım diyor. Çalışacağım. For a family, bir aile için. Indi nerede? Bu yerde. Bu yerin ismi. Orada çalışacağım diyor. Burası neredeymiş? Nice'ın indiği diye uçakla. Nice'ın dışında bulunan diyor bir yerde diyor bir aile için çalışacaktım orada diyor. My contract, benim kontratım yani sözleşmem. Stipulated caring for the children. Ne yapmakmış? Çocuklara care for, bakmak, çocuklarla ilgilenmek. Ne diyeyim? Çocuklara bakmak, hani care, take care, kendine dikkat et, kendine bak, iyi bak. Çocuklarla ilgilenecekmiş yani çocuk bakıcı demek ki dadıymış. Stipulated ise bu da şart koşmak, taahhüt yapmak. Hani kontrat ne yapılır? Stipulate. Şart koşulur, anlaşma edilir, taahhüt edilir, ortaya konulur, belirlenir diyelim. Yani benim kontratım çocuklara bakmayı bana şart koştu, ortaya koydu, taahhüt etti. Burada subject kim? Kontrat. Verb ne? Stipulated. Obje ne? Burada kalan. And ve light housework. Bu da Fransızcası. Light housework yani hafif ev işleri. Yani küçük, ufak, tefek ev işleri diyebileceğimiz. İşte ortalığı toplama, dadılık yapma, ütü veya işte ve benzeri yemek gibi ufak tefek işleri yapmak nedir? Bana şart koştu diyor kontrat. I found, in fact, all the housework in the large villa was my responsibility. Was'a kadar sabje. O zaman şöyle diyeceğiz. In fact, aslında, in fact'i başa alın. However, for example, for instance, bunları gördüğünüz yerde başa alın. Yani cümlenin ortasında olmaz. Biz bunu Türkçe'de başta söylüyoruz. Aslında, I found diyor. Buldum. All the housework, evleri, ev işlerinin tamamı neredeki? Büyük villadaki bu ev işlerinin tamamının ne olduğunu bulmuş. Was my responsibility. Benim sorumluluğumda olduğunu anladım diyor. Aslında bütün evden ben sorumluyum diyor. Responsibility, sorumluluk. A typical morning's work would involve washing and dressing the 5, 7 and 9 years old children. Preparing them for school. Diye devam ediyor. Duralım şurada. Tipik sabah işi would involve, içerecek. Neyi? Yıkamayı ve giydirmeyi veya giymeyi diyelim. The 5, 5, 7 ve 9 yaşındaki çocukları ne yapmayı? Giydirmeyi, elbiselerine yardımcı olmayı mesela. İçerir. Ne yaparak? Virgülden sonra gerund gelmiş. Hazırlayarak. Them, onları. For school, okul için. Onları hazırlayarak. Onların üstlerini, başlarını giydirmektir diyor. Washing up the breakfast things ve kahvaltı şeylerini, eşyalarını yıkamak. Making the beds, yatakları yapmak. To army standards, yani ordu standartlarına göre yatakları yapmak, düzenlemek. Yani ordu standartları dediğimiz, yani askere gidenler tabii ki bilir. Yani tamamen düz bir şekilde, bir tane bile kırışıklık olmadan gergin bir şekilde, düzenli bir şekilde yatakların katlanması. Başka, tidying their rooms. Tied up, oda toplamak demek. Onların odalarını toplamak. Bu gerundlar, şimdi gerund ne derseniz,
Buradaki tidying, bunların hepsi gerund, isim yani. Toplama, yıkama, yapma. Değil mi? Bunlar. Hepsini nasıl aslında buradaki washing ve dressing hepsi aynı. Hepsinin bunlar obje, subje, burası a typical morning work, subje, would involve verb, geri kalan da komple obje. Ve dedik devam ediyoruz. And play rooms ve oyun odaları. Onların odaları ve oyun odaları. Şimdi play oynamak demek. Play oyna, room odalar. Şimdi olmadı. Niye? Demek ki play'e oynamak demeyeceksiniz. Çünkü subjesi yok, bir şey yok. Buna isim play, oyun, rooms odalar. Play rooms oyun odaları. Cleaning devam ediyor. Temizleme and making the fire ve ateş yakma. Vacuuming elektrik süpürgesiyle ortalığı süpürme. And washing ve ama either the upstairs or downstairs. Şimdi burada either or var. Hem hem diyeceğiz. Hem üst katları yani upstairs merdiven üst kat hem de alt katları yani alt merdivenleri floor dediği için katları kat yüzeylerini ne yapmak? Yıkamak washing. Polishing ornament and all wood. Başka ne yapıyor? Temizlemesi yetmez. Bir de üstüne bütün süsleri, ornament, süs. Süsleri cilalamak, cilalama, parlatma ve başka süslerden başka bütün ahşapları, evin içinde bulunan o tahtaları, ahşapları da ne yapma? İşte tozunu alıyor, siliyor, yıkıyor, bir de parlatıyor, cilalıyor. Cleaning bitmedi. Temizleme, the toilets, tuvaletleri and bathrooms ve banyoları. Taking out, atma, dışarı atma. Take almak, out dışarı, bir şeyi dışarı almak yani dışarı atmak diyebiliriz, çıkarmak diyebiliriz. Dışarı atma ve feeding, dışarı çıkarma ve feeding besleme the dog, köpekleri. Köpekleri dışarı çıkarma ve onları besleme. Setting oturma, the table, masada and kurma, düzenleme. Masayı kurma. Yani masadan kastı da sofrayı kurma diyeceğiz. Yemek masasını kurma ve preparing hazırlama part of the lunch öğlen yemeğini hazırlama. Buralar komple objeydi. İçerir. Would involve içerir. Neymiş? Tipik bir sabahın işi işte bütün bunları içerir. Şimdi şuradaki gösterdiğim yer göstereyim. Of what'ın, idea of what'ı anladınız umarım. Yani onları bekleyen işler dadılıktı. Ufak tefek küçük ev işleriydi ama evi baştan aşağı yıkadı, temizledi, cilaladı. Her gün bunları yapacak. Evet. The chores steadily mounted each week. Her hafta bu ev işleri, chores bu ev işleri ama böyle normal bir ev işi değil. Yani iki türlü de olabilir. Bir ufak tefek ev işleri yani küçük, hafif işler. Ev işleri. Bir de zevksiz iş anlamına geliyor. Ufak tefek işler ne yaptı? Her hafta mounted, düzenli bir şekilde oldu, devam etti. Bu işler yürüdü anlamında. Bu işler yükseldi. Yani sürekli olmaya devam etti. Dağ gibi birikti de diyebiliriz. Hani çoğaldı çünkü. Burada bir mecaz anlam var. Çünkü mount dağ demek fiil hali de çoğalmak, yükselmek, artmak anlamına geliyor. Tabii normalde mountain dağ demek. Mount'a in diye yazılıyor. Buna da hani o şekilde aklınızda kalabilir diye bu şekilde söyledim. So bu yüzden I was usually working. Ben genellikle çalışıyorum. From 7 am, from 7 am. Kaçtan? Sabah 7'den akşam 9'a kadar çalışıyorum. Nasıl? Öğle yemeğinden sonra 2 saatlik bir ara vererek ve haftada 6 gün çalışarak sadece 140 sterlin için bir ayda 140 sterlin için bütün bu işleri yapıyorum diyor. Buraya kadar birinci
kısım olsun. Bundan sonra yeni bir konuya, yeni bir paragrafa geçiyor. Daha sonra diğer sayfada ise bir yarım sayfa daha metin var. Bunu da Part 2'de birlikte okuyalım. Bu videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca desteklerinizi katıl üzerinden gösterebilir ve sizlere özel içeriklere ulaşabilmek için de katıl kısmını inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.